Deprem tatbikatleri ve sık sık gelen depremler çoğaldı. Vatandaşlar hem korkuyor hem de panik oluyor. Tatbikatlar ne kadar sıklaşsa da deprem anında gelen panik her şeyi unutturuyor. Uşak halkına deprem anları için bir önlemleri var mı? Deprem çantalarının bulunup bulunmadığını ve tatbikatlara katılıp katılmadıklarını sorduk. Çantamız falan yok. Ben özellikle banyoya doğru kaçıyorum. Herhalde oradan su boruları patlar, susuz kalmam diye düşünüyorum. Su içerim oradan diye. Evde dayanıklı eşyaların altına girmek, yanlarında bir üçgen oluşturmak, sıraların, masaların altına girmek gibi bir bilgim var. Ama panik anında bunların kaçta kaçı uygulanabilir, bunu da bilmiyorum. Hayır, çantam yok. Peki hiç tatbikatlara katıldınız mı? Evet, katıldım. Deprem anı olsa sakin kalabilirim diyebiliyor musunuz? Yani kalmam gerektiğini düşünüyorum ama o anı bilemiyorum. Bir yani koruyucu yerlere saklanmak istiyoruz. Canımız tatlı. Evet. Peki hiç bir tatbikata katıldınız mı? Hayır ya. Deprem anında o anda sakin kalabilirim diyor musunuz? Yavrum, eğer dayanıklıysa evimiz, inşallah deriz. Biraz da yaşlandıkça canlarımız tatlı oluyor daha çok. Tamam mı? Herhalde korkulur can. Değil mi? Peki herhangi bir önleminiz, bir deprem çantanız bulunuyor mu? Yok. Deprem anlarında panik nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir hayli fazla. Peki deprem anlarında ne yapmalıyız? Deprem anlarında kesinlikle sakinliğini koru. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere gibi eşyalardan uzak dur. Koruma sağlayabilecek bir eşya yanına çömelerek veya uzanarak hayat üçgenini oluştur. Veya koruyucu bir malzeme olarak koru ve sarsıntı geçene kadar bekle. Cam, pencere, dışarıya bakan duvar ve kapılardan uzak dur. Sarsıntı sırasında yataktaysan orada kal. Üzerinize düşecek eşya yoksa kafanızı yastıkla koruyarak en yakın güvenli alana geçin. Merdivenlere veya çıkışlara doğru koşma. Sarsıntı bitene kadar içeride kal. Sarsıntı bitince dışarı çıkmak güvenlidir. Balkona çıkma veya balkondan pencereden atlama. Acil durumlar dışında telefon kullanma. Kibrit ve çakmak yakma. Elektrik düğmelerine dokunma. Tekerlekli sandalyedeyseniz tekerlekleri kilitleyerek başını ve boynunu korumaya al. Enkaz altında kaldıysan ağzını ve burnunu mendil veya kıyafetlerle kapat. Borulara ve duvarlara vurarak ekiplere yerini bildirmeye çalış. Bağırmayı son çare olarak kullan.